Arkadaşlar merhaba. 12 Kasım Adana programında bir aradayız yine. 12 Kasım Adana programı arkadaşlar 8 koşulduk bir program. da 3. koşuyla beraber başlayacak. da genelde tercih edilen yani ilk koşu için ayıltının ilk ayağında handikap 16 koşular tercih ediliyor. Ki birbirine denk güçlerin bir arada olduğu gruplar. O yüzden de yine öyle bir tercihle yapılmış. Ve handikap 16 4 yaşlı Araplara ait 1500 kumda bir yarış olacak arkadaşlar 6'nın ilk ayağı. E bu at ayak için arkadaşlar birkaç attan bahsedeceğim size. Öncelikli olarak 4 numaralı Dünür arkadaşlar. E, son yarışı çok iyiydi. 62 kilo ile koşmuştu. Bu sefer 61 kilo ile koşacak ve son yarışında starta girene kadar çok diri girdi. E koruduğunu düşünüyorum ki e, yarın da yine güzel bir yarış sergileyip kolay bir birincilik elde edebilir. Muhakkak e, 4 numaralı Dünür kuponlarımızda olsun arkadaşlar. E, diğer batımız arkadaşlar 2 numaralı Şimşek Berk. Ee, Şimşekoğlu yavrusu bir. Şimşekoğlu'nun yarış hayatında e, sonlarda ya da inatçı bir karaktere sahipti e, yarış hayatında. Sonlarda kolay kolay yarışı bırakmayan e, bir safkandı. Yavrularına da bir özelliğini veriyor. Şimşek belki de buna benzer bir özelliği var. E, genelde önde numara alıp gidebilen giden bir safkan. Yarın da büyük ihtimalle öyle olacaktır. Sonlarda oynakçı karakterini gösterip direnecektir. O yüzden muhakkak yerin e, kuponumuzu yerin, yerini yerimizi verelim. E, her ne kadar ağır kiloda olsa da Muhakkak değerlendirelim arkadaşlar. E, bu atın dışında arkadaşlar e, bu iki atın dışında 6 e, numaralı karatik e, hafif kilosuyla o da yine önde bazen numara alan bir at ama yarın için ben bekleme yarışı yapacağını düşünüyorum üstüm çelikle. Hafif kilosundan faydalanıp sonlarda güzel bir spitte, e, grubu geçebilir bir diğer atımız 5 numara altın olur. E, altın olur arkadaşlar. Son yarışta ben çok e, tutuyordum. Çok da e, size de bahsetmiştim. Yani ben yarış kazanabileceğini düşünüyorum demiştim. E, o günkü koşusunda da iyi koştu ama ikinci geldi. Sonlarda e, gelen atom saçlarına geçilmişti. O zamanki ağır kilosundan etkilendiği için sonlarda çok direnememişti. Ama ben bugün bir biraz daha hafiflediğini düşünüyorum kilosunun. Bugün 61 kiloydu. 62 kiloydu yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 59 ve üzerinde Akın Sözen var. Muhakkak değerlendirilmeli. Güzel bir yarış geç, geç yapacaktır. Bu dört atın dışında arkadaşlar e, yani yer olan arkadaşlar için e, yazılabilecek atlar var. Bunlardan biri derin mavi. E, her ne kadar bir son yarışları çok kötü olsa da e, orijin olarak normalde e, grup koşular koşması gerekirken bugün bu at e, çok daha düşük seviyelerde yarışlar gösteriyor. E, kötü yarışlar koşuyor ama ters bir yarış yapabilir. Çünkü bazen böyle, böyle bir özelliği var. Çok dengesiz bir at. Yarın da ters bir koşu yaparsa tüm e, altıları yatırabilir. Yeri olan arkadaşlar muhakkak değeri mavi değerlendirsin. E, yine Mahsun Kral da benzer arkadaşlar. E, güzel yarışları var. E, son yarışında da yarın AGF'de çok düşük çıkacaktır. E, son yarış da güzeldi. E, muhakkak kuponu da yeri olan arkadaşlar değerlendirebilir. E, diğer bir atımızda 7 numara atom saçan. Her ne kadar grup son yarış kazandığı gruba göre biraz tertese de bu grup için e, yine de etkili bir yarış sergileyebilir. Yer olan arkadaşlarımız Tom Saçanadık arkadaşlar kupanı ekleyebilir. İlk ayak için arkadaşlar bu şekilde. İkinci aya geçtiğimizde şart 3'te 3 üç yaşlı İngilizlere ait 2100 çimde gerçekleşecek bir yarış var arkadaşlar. 15 atın katıldığı. E, bu yarış için ise arkadaşlar size iki tane attan bahsedeceğim. E, birincisi 6 numara e, Luyum Dimela. Arkadaşlar bu at start problemi yaşayan bir at. Yani hemen hemen yarışların çoğu da starttan hiç çıkmıyor. Yani geç falan değil hiç çıkmıyor startta kalıyor. Zaten çıkarsa da çok etkili yarışlar yapıyor. Enteresan bir at ve çok güçlü bir sprinti var. Yani normalde eğer ki start problemi olmasa çok başka seviyelerde olabilecek bir atken ne yazık ki böyle bir sorunu var. Eğer ki yarın için de üstünde ilk tabağa Müslüm Çelik de start alacak. Eğer o starttan çıkarsa yani çıkarsa dediğim 7-8 boy geç de çıksa olur. Yani çıksın önemli olan o. E, çıkarsa ve sonlarda da ben etkili bir sprintle birinci gelebileceğini düşünüyorum. E, bir diğer atımız arkadaşlar 4 numaralı Afribi e, bu, bu safkanda arkadaşlar e, bir yani anneden kardeşi Hasamet gibi çok önemli kum yarışları koşan Hasafet gibi yine e ee, güzel atın güzel bir atın ee, anneden kardeşi. Ee, grup koşular koşan bir atın kardeşi arkadaşlar. Muhakkak bu da son yarışında uzun süredir beklenen yarışı yapamıyordu ama son yarışında güzel bir koşu koştu. Ee, ben artık formunda bulduğunu düşünüyorum. Bu grubu da geçebilecek kalitede. Bu iki atın ben bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Yani 4 ve 6 numara benim için bu grupta yeterli iki safkan. Bu iki atla beraber bu grubu geçeriz diye tahmin ediyorum. Ben daha fazla başka at yazmayacağım arkadaşlar bu ayak için. Arkadaşlar e, günün 5. koşusu 3. ayağında ise şartlı 5 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizlere ait. E, 1300 çimde gerçekleşecek bir yarışımız var. Ben son yarışında da çok e, size bahsettiğim çok da tuttuğum bir at var bu ayakta. E, ben yarın da bu atı tek atacağım arkadaşlar. Kim bu? 3 numaralı Bogeyman. E, ben arkadaşlar bu Bogeyman'ın bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. E, kilosu da hafif. E, bence tam geçebileceği bir grubu da bulmuş. Yarın için benim tekim olacaktır. Yarın Bogeyman'ın ben bu grupta rahat bir galibiyet almasını bekliyorum arkadaşlar. Tam mesafesinde bulduğuna inanıyorum. Bu mesafede rahat bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. Bogeyman yarın için benim tekimdir arkadaşlar. Dördüncü koşu için arkadaşlar kısa vadeli dişi 2 yaşlı İngilizlere ait 1300 kimliği gerçekleşecek bir yarış var. Bu yarış için e, birkaç hattan bahsedeceğim. Öncelikli olarak 1 numaralı Ciğerincan, e, son yarışları da çok iyi, stand e, devamlı, istikrarlı koşulları var. E, biraz ağır kilo olmasına rağmen ilk sıradan bence muhakkak değerlendirilmeli arkadaşlar. E, bir diğer atımız 3 numaralı Wind, e, yine bu da e, hem kilo avantajı var hem de e, bunu da yine son yarışlarını çok beğeniyorum ben. Bu iki atın öncelikli olarak yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kuvatların dışında arkadaşlar e, 7 numaralı ve Levogat eee Özcan Yıldırım'la start alacak. İlk yarışında çok etkili bir birincilik elde etmişti. E, o yarışında gösterdiği performans bu grubada da yeterli olabilir. Muhakkak onun da e, ona da yer verelim. E, bir diğer atımız e, 5 numaralı Halley. E, son yarışı biraz kötü olsa da ben orijinal olarak çok beğendiğim bir safkan. Ee, yani bu orijinle daha iyi seviyelerde olacağına inanıyorum ee, zamanla da bunu yapacaktır ee, yarın içinde ben yine etkili bir koşu koşacağını bekliyorum muhakkak bu atımızı değerlendirelim ee, son olarak da 4 malı royal çiki de yazabiliriz arkadaşlar yine e, her ne kadar son yarışları çok beğenmesem de yine ben orijinal olarak beğendiğim bir safkan ee, bu da yine e, büyük ihtimalle günün yarın için güzel bir koşu koşacaktır e, bu ayak için arkadaşlar bir 4-5 attık. Bir e, yazmayı düşünüyorum yani o tarz e, koş olarak görüyorum. E arkadaşlar daha fazla atlı yazabilir isteyenler çıkartabilir ama dediğim gibi önceliğim 1 ve 3 numaralı atlar arkadaşlar. Yeni ama Vint'i önce tutuyorum. Daha sonra diğer at safkanlara şans veriyorum. Arkadaşlar günün 5. ayağına geldiğimizde e, bir maiden bir yarış var arkadaşlar burada. 2 e, yaşlı İngilizlere ait 1300 kimde. Öncelikli olarak arkadaşlar hem orijinal olarak beğendiğim, son yarışında da çok başarılı gördüğüm e, sonlarda o beklenen sprint atsaydı ki rahat bir yarışta kazanabilirdi. E, ben artık bir yarışta gördüğü için daha bir sonraki yarışında daha iyi koşacağına inandım. 10 numaralı e, Farley's Flame benim önce tuttuğum bir at arkadaşlar. Öncelikle bu atı tutuyorum. Yarın muhakkak e, yarış görme avantajıyla beraber iyi bir koşu koşacaktır. Yine bu attan hiç ayıramadığım ee, yani arasında çok da farklı göremediğim orijinal olarak da yine beğendim. 3 numaralı Hakim Şah var arkadaşlar. Yine o da ilk yarışında çok güzel koşmuştu. Hatta kazandığı yarışı sonlarda e, çok etkili disiplin tatan e, Rüzgar'ın oğluydu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir ata geçirmişti ve çok da e, güzel bir yarış koşmuştu. Yani o gün neredeyse kazanmış kadar iyi koşmuştu Hakim Şah. E, yarın içinde ben iyi bir koşu koşacağını düşünüyorum. Öncelikle bu iki atın muhakkak yazılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu iki atın dışında 2 e, numaralı Ferhat Bey e, bir apron yavrusu arkadaşlar e, son yarışlarında da iyi e, yarış görme avantajı da var artık grubun pişkin taylarından e, muhakkak o da yer verilmeli yine bir, bu şekilde 5 numaralı The Collector var yine bir apron yavrusu Özcan Yıldırım eşliğinde e, bu da yine grubun pişkin taylarından birçok kez yarış gördü e, bu atı da arkadaşlar muhakkak kuponumuzda yazalım ben bu 4 atın yeterli olacağını düşünüyorum ama yine e, orijinal olarak dikkatimi çeken ama bir türlü istenen yarış yapamayan 7 numaralı Didi Matlaba yine e, 8 numaralı Dimitra e, bu iki atı hem orijinal olarak beğeniyorum hem de bir türlü o istenen yarış sergilemiyorlar. Yarın ters bir yarış gelebilir. de değerlendirmek isteyen arkadaşlar için. E, bu atı da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yeri olanlar. E, yine serseri kız e, o da grubun piskin taylarından bir gün muhakkak çıkacaktır ama çıktığında sürpriz çıkacak herhalde yer olan arkadaşlar bu atları değerlendirebilir. Arkadaşlar günün son koşusu son ayağı için e, handikap 15 bir koşu var. E, 3 ve yukarı İngilizlere ait. 1700 şimdi. E, son yarışında e, çok beğendiğim ama e, mesafenin ben biraz kısa geldiğini düşündüğüm e, 5 numaralı Canmaz'ı önce tutuyorum arkadaşlar. Bir önceki yarışını 1900'de kazanmıştı. E, sonraki yarışı 1300'deydi yanlış hatırlamıyorsam ya da 1400'dü. E, o yarışta mesafe biraz kısa geldi biraz da uzasaydı sanki o gün de e, grubu e, biraz daha yoracaktı ama ne yazık ki arkadan iyi e sprintle geldiler ve rahat geçtiler cambazı e, bugün mesafe biraz daha uzadı uzayan mesafe cambaza yarar e, arkadaşlar o yüzden muhakkak ilk sıradan yer verelim kuponlarımızda e, bir diğer atımız 2 numaralı barış yine e, bu mesafeleri yani 1700 özellikle e, çok iyi koşan bir safkanımız üzerinde de aparent e, yani jockey e, onu tanıyan bir jockey. Daha önce onunla yarışta kazandı. E, o konuda da uyum problemimiz yok arkadaşlar. E, bu iki atı öncelikle arkadaşlar kuponlarımızı yazalım. Bu iki atın dışında e, yazılması gereken arkadaşlar bir at da 9 numaralı Serdar Kağan. E, geç yarış hayatına geç başlayan atlardan arkadaşlar. Yani 3 yaşlı da başlamış yarış hayatına Safkan. E, özellikle son yarışını ben çok beğendim. E, bugün de çok e, hafif kilosu var. Yani bu kiloyla e, çok etkili bir koşu koşabilir. Muhakkak kuponlarımızda olsun. Yine son koş koşulası çok iyi olan 12 numaralı Kaptan Cemo. Ve 13 numaralı basır arkadaşlar. Bu iki atı da kuponlarımıza muhakkak ekleyelim. E, ben bu e, söylediğim 5 e, atın e, etrafında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Bu 5 atın bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Ama yeri olan arkadaşlar da 3 numaralı Summer Pictures ve 4 numaralı Albani'de kuponların diğer arkadaşlar. Yazabilirler sürprizde. Ama önceliğim bahsettiğim gibi 5 numaralı Canbaz, 2 numaralı Barış, 9 numaralı Serdar Kağan, 12 numaralı Kaptan Cemo, 13 numaralı Bastralı şeklinde 5 at verdim. Ama bu atların dışında da 3 numaralı Samur Pictures ve 4 numaralı Albani'de kuponlarımıza eklenebilir arkadaşlar. Adana programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. E, varsa tuttuğunuz adlar arkadaşlar muhakkak kuponları ekleyin e, bunun dışında herkese bol şans arkadaşlar e, yarın herkesin istediği gibi yazdığı gibi gelmesi dileğiyle herkese şimdiden bol şans arkadaşlar